Elimizde ekip arkadaşlarımızla hazırladığımız sorularda genellikle uzun boylu zayıf kişilerde boyun fıtığı olduğu görülürmüş. Bu doğru mu? Yok, değişiyor. Değişiyor, değişiyor mu? Değişiyor. Yani hani boyunun uzun olması ya da kısa olması durumuna göre değişiyor. Daha çok hani ergonomimizi kötü kullanmak, işte yapısal nedenlere bağlı olan bozuklukların, işte bu mesleki şeylerde sürekli bilgisayar başında durmak, sürekli ne bileyim bazı mesleklerde daha fazla görülür. Bu işte kuaförlerde daha çok görülür. Boynu öne eğik olarak çalışan insanlarda daha fazla görülür. Bilgisayar başında özellikle uzun saatler geçiren çağımızın hastalığı diyebileceğim durumlar. Kesinlikle. Bu gibi mesleklerde daha fazla görülüyor. Özellikle uygunsuz pozisyon, ergonominin bozuk olması, ekran seviyesinin göz hizasından farklı olması ya da çalışma koşullarımızın çok düzgün olmaması pozisyona bağlı. Bunlar kronik sorunlara yol açıyor. Yani ard arda her gün aynı pozisyonda durmakla orada küçük zorlanmalar sonuçta fıtıklara, dejenerasyonlara yol açıyor ve bu dejenerasyonlar da bize sorun olarak karşımıza geliyor. Peki spor etkili midir? Boyun... Tabii ki. Evet. İşte biraz da onun da nedeni söz konusu. Evet. Yani hayatımızdaki o yoğun tempo spor yapmamızı da engelliyor. Uzun süre arabalarda oturuyoruz, trafikte, sabit koşullarda bekliyoruz. Bunların hepsi birike bir zorlamalara neden oluyor. Yani hep aynı pozisyonda, aynı durumda, trafik içerisinde bir saat bekliyorsunuz bazen, dur kalk vesaire. O koşulda böyle gerilmiş oluyorsunuz, stres oluyor, bütün kaslarınız geriliyor. Omurlarınızın arasındaki sinirler sıkışıyor. Buna bağlı küçük mikro travmalar bu nedenin daha hızlı ve daha fazla görülmesine yol açıyor.